Evrende yaşıyoruz. Bizim dört boyutumuzun dışında beş boyutlu bir evren var. İşte biz buna şu yüzeye dört boyutlu evren dersek, bu da beş boyutlu bir evren. Kağıt da beş boyutlu evren. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya yayıldı. 31 Ekim 2020. Refik Korkmaz eğitimini Kazakistan'a online olarak verdik. Eğitimimizin şimdi meditasyon bölümünü sizlere sunuyorum. Buradaki meditasyonu yaptığınızda hayatınız bugüne kadar bildiğiniz hayatın çok ötesine geçer. Yani beşinci boyut, dördüncü boyuttan daha yukarıda bir boyut. Burada bu dördüncü boyutta bütün insanlar farklı farklı diller kullanır. Ama beşinci boyutta tek bir dil kullanır. Bu dört boyutlu evrende zaman vardır. Bu beş boyutlu evrende zaman yoktur. Bu dört boyutlu evrende bizim bu bedenimiz ve dört boyutlu evrende bizim bedenimiz var. Ama beş boyutlu evrende bizim bu bedenimiz yok. Sadece ruhumuz var. Yani dört boyutlu evrende bizim bedenimiz yaşar, ruhumuz beş boyutlu evrende yaşar. Ve bu dört boyutlu evrende her şey serttir. Beş boyutlu evrende hiçbir şey sert değildir. Ve bizim bu dört boyutlu evrenimizde her şey atomlardan, ışıktan ve enerjiden oluşur. Ama beşinci boyutta atom, enerji, ışık yoktur. Sadece Allah'ın sesinden oluşur. Ve bu dört boyutlu evrende yaşanan her şey burada kaydedilir. Bu beşinci boyuta Hıdır Ata, Hıdır Aleyhisselam, Korkut Ata, Odysseus, Hazreti Süleyman, Gılgameş gittiler. Onlar beşinci boyut hakkında bilgi sahibi oldular. Ve şu anda dünyada beşinci boyut hakkında bilgi sahibi olan 7400 kişi var. O 7400 kişi sistema Refika Korkmaz'ı alan insanlar. Sistema Refika Korkmaz'ı. Peki, işte sizler de şu anda 5. boyut hakkında bu bilgileri öğrenmeye başlıyorsunuz. Bizim yaşadığımız
bu dünya, bu bizim yaşadığımız bu evren 4 boyuttan oluşuyor. Bu şuradan şuraya kadar 15 santim. Burası 10 santim ve burası da 1 santim. 15, 10 ve 1. Yani her şey 3 boyuttan oluşuyor bu evrende. Bir de ben mesela şu kağıt 10.000 sene sonra gelsem bu kağıdı burada bulabilir miyim sizce? Yoksa yıpranmış mıdır? Belki de yok olmuştur. İşte bu kağıdın uzunluğu var, genişliği var ve derinliği var. Bir de zaman var. Bunlar toplam 4 boyut oluşturuyor. Bu 4 boyutlu evrende sonsuza kadar bir insan yaşayabilir mi? Yani ölümsüz olabilir mi? В этом четвертом измерении человек может быть бесконечно жить? Evet, lütfen fikirlerinizi söyleyin. Biz dünyada sonsuza kadar yaşayabilir miyiz? Ölümsüz olabilir miyiz? Материальном нет, конечно. Материю дünyada tabii ki hayır. Evet, biz bu dört boyutlu evrende sonsuza kadar yaşayamayız. Biz ölmek zorundayız. Öldürdün mü Zülefik? Bizim ruhlarımız 5. boyutta yaşar ve sonsuza kadar yaşar. Nereden biliyorsun? Yaşadın mı? 5. boyutta ruhlarımızın ölmesi, son bulması diye bir şey yok. Onlar sonsuz varlıklar. Yani 20 milyar yıl sonra dünya patlasa, ay patlasa, güneş patlasa, bütün yıldızlar, bütün uzay yok olsa yine de 5. boyut var olur. Даже если через несколько миллиардов лет все взорвется, мир, планеты и солнце, все абсолютно, да, вселенная. Несмотря на это, пятое измерение всегда будет. Çok bilmişsin sen. İşte orada sonsuza kadar bir hayat var. Yok ya. Nerede var öyle hayat? Peki bu dünyada madem ki sonsuza kadar yaşayamayız. Конечно же в этом мире мы не можем жить бесконечно. Ve madem ki bu dünyada bizim bu bedenimiz uzaktaki birini göremiyor. Раз наше тело не может видеть человека, который, ну, что-то другое, что находится вдалеке от нас. O zaman şifacı olması için ruhlarımızı harekete geçirmemiz lazım. Yeah. Поэтому, чтобы быть причиной исцеления для других, мы должны активизировать наши души. Yani biz uyurken nasıl olacak bu iş? Kazakistan'dasınız ve uyuyorsunuz. Amerika'daki birisi Amerika'daki birisi dedi. Amerika'daki birisi geldi, yayını kesti. Haydın bre. Sana ne Amerika'daki birinden? Sizin adınızı söylerse. Siz uyuduğunuz halde sizin ruhunuz gidip onun şifasına vesile olabilir. Olmasın. Даже если когда вы спите, и кто-то там в Америке ваше имя говорит и просит помощи, ваша душа может пойти и стать причиной исцеления, помочь человеку.
Şimdi sizler ruhunuzun insanların şifasına vesile olmasını ister misiniz? Вы хотели бы, чтобы ваши души были причиной исцеления для других людей? Kim ister? Kim ister ki? Tabii ki. Mesela biz Hızır Aleyhisselam'a deriz ki Hızır Aleyhisselam lütfen gel yardımıma yetiş ve Hızır Aleyhisselam gelir yardıma yetişir. Например, если мы попросим Хызыр Алейхиссаляма, пригласим его нам помочь, он обязательно придет и поможет. İşte insanlar aynı şekilde bizden yardım istedikleri zaman biz uyurken bizim ruhumuz gidip onlara yardım etsin. Şifaya vesile olsun. И также и люди, которые, если вдруг кто-то попросит, мы даже когда спим, можем помогать, наша душа может туда пойти и стать причиной исцеления этих людей. Lütfen herkes gözünü kapatsın. Пожалуйста, пусть все закроют глаза. Пожалуйста, закройте глаза. Ve herkes kendisini görsün. Herkes kendi bedenini görsün. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, şiirotimiz sonsuz. Ekranlarını yeni açan dostlar, 31 Ekim 2021, 2020'de Kazakistan'daki eğitmen dostlarımızla 3. modül eğitimini yaptık. 3. modül eğitiminin meditasyon kısmını açtım. Şimdi meditasyon kısmını dinleyeceğiz. Haydi bakalım. Size büyük faydası olacaktır. Dondun mu Refik? Konuşsana be adam. Ve bir de ruhunuzu görün. Lütfen herkes ruhunu görsün. Ben bir dakika susacağım. Herkes kendi ruhunu görsün. Ya budu minutu молчать, и каждый пусть увидит свою душу. Jinara, lütfen bana söyler misin? Ruhunu nasıl görüyorsun? Gördüğün ruhunu tarif eder misin bize? Jinara, пожалуйста, скажите, как вы видите свою душу? Расскажите о ней. Ну, я увидела просто точку. Ben bir nokta gördüm sadece. Lezzet Hanım, lütfen sen tarif eder misin ruhunu? Lezzet Hanım, пожалуйста, вы расскажите свою душу. Я увидела в виде росинки, как капля такая, голубенькая капля, вот как вода капля. Ben bir damlası olarak gördüm. Ne olarak? Su damlası. Küçük bir su damlası. Tamam. Ve lütfen diğer arkada Gulnara mı var? O nasıl gördüğünü söylesin. Herkesin gözü kapalı. Скажите, как вы увидели? Gulnara, galiba bağlantı kesildi. Tamam. Başka diğer arkadaşlarımıza tek tek sor, sen nasıl görüyorsun diye. Пожалуйста, скажите.
Я увидела, как белое небольшое такое облако. Я смотрю по улыбке Бегерда. Медина. Мадина. Küçük bulut beyaz gördüm. Asamgül. Asamgül. Я видела свечение, но оно такое этот, которое сначала белое, а потом как радуга. Bir ışık gördüm, önce beyaz, sonra bir şey gibi gökkuşağı. Arkadaşlar, sizler de aynısını yapmaya çalışınız. Я маленькая девочка увидела. Ben küçük kız gördüm. Çok küçük kız. Ve herkes söylesin lütfen. Пусть каждый скажет. Aray. Да, здравствуйте. Я увидела в виде солнца, но белого цвета поменьше, намного-намного меньше. Но на... Наверное, где-то Казахстан. Лучи такие обхватывает. Güneş gibi gördüm. Про территорию. А, güneş gibi gördüm, ama da güneşten daha küçük tabii ki Kazakistan ölçüsünde. Güneş böyle ışıklara çıkıyor. Только лучи белые. Ama ışıkları beyaz idi. Tamam. Ve lütfen söylemeyen insan, arkadaşlarımıza da sor. Пожалуйста, кто не сказал, скажите, пожалуйста, как вы увидели свою душу? Hepsi galiba söylemiş. Все de tamam. Сказали. Hadi. Şimdi lütfen şunu istiyorum sizden. Ruhunuzu bir hayvan yapın bakalım. Pegasus mu olacak, anka mı olacak, başka bir şey mi olacak? Ruhunuzu bir hayvan olsun. Сделайте свою душу, увидьте в образе животного. Может быть, это будет Пегас, то есть Зумлянка. Это будет Феникс. Увидьте в образе животного. Ve lütfen arkadaşları tek tek sor, de ki ruhunu ne ol, hangi hayvan olarak gördün? Каком образе вы увидели свои души? Скажите, пожалуйста, каждый поделиться. Я Пегасом себя увидела белым. Женара Пегас гордым, Георгий. Я сразу Фениксом увидела, как моя девочка вот эта. Она точка была, но я знаю, что она девочка. И она превратилась в феникса. Красиво, как. Ben Феникс Анка olarak gördüm diyor Gülnara Hanım. Tamam. Öbürlerini hepsini sor. Да, Асимгул, пожалуйста, Арай. У меня белый Пегас. Асимгул, Бияс, Пегас gördüm. У меня белый Феникс. Арай Hanım, Бияс, Анка gördüm. Узан Hanım. А, я тоже белым Фениксом. Beyaz anka gördüm diyor Lezat Hanım. Yok doğru. Altın. Ya da Phoenix. Madina Hanım. Единорог, ha, Pegas görmüş. Peki. Ha yok şey. Phoenix. At var ya o mu boynuzlu anka adı neydi? Unicorn. Unicorn gördü evet tamam. Madina Hanım. Lütfen herkes ruhunu Feniks olarak görsün. Пусть все увидят свою душу с Фениксом. Feniks gökyüzünde uçuyor. Kanatlarını açmış halde görün. Увидите, что Феникс летает в небе и открыл свои крылья.
ve gökyüzü yeşil. И небо, оно зеленое. Kanatlarını açmış olan Feniks'in kanatlarının üstünde ve sırtında güneş var. Sarı bir güneş. На Феникс, который раскрыл свои крылья, у него на крыльях есть солнце. Güneş ve ay. Sadece güneş. Солнце есть. Над крыльями солнце есть. Bunu bir dakika hayal edin. Yeşil gökyüzü, kanatlarını açmış uçan bir zümrüdüanka ve onun kanatlarında ve sırtında taşıdığı bir güneş var. Увидьте небо зеленое изумрудного феникса и он несет солнце на своих крыльях, на крыльях у него солнце. Hani az önce ruhunuzu ilk gördüğünüzde ışık olarak görmüştünüz ya, işte Zümrüt Anka'nın sırtında öyle bir güneş var. Вы же видели, когда душу видели в виде света, да, допустим? Вот так же и на изумрудном фениксе над ним увидите этот свет. Gökyüzü yeşil. Небо зеленое. Lütfen 2 dakika onu görün. Пожалуйста, 2 минуты это видите. Şimdi o yeşil gökyüzü maviye dönsün. Şu anda siz ruhunuzu görüyorsunuz. Mavi gökyüzünde bir feniks ve feniksin sırtında güneş. Ben şimdi sizlere sorular soracağım. Eğer kabul ederseniz evet deyin. Я буду сейчас спрашивать вопросы, если вы согласны, скажите да. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler sizin ruhunuzdan yardım istediğinde ruhunuz gitsin onlara yardım etsin mi? Kabul ediyor musunuz? Если люди, животные, растения попросят помощи у вашей души, ваша душа согласится? Да. Siz uyuyorken, siz herhangi bir işle meşgul iken, insanlar sizin ruhunuzdan
şifa isterlerse ruhunuz gitsin onların şifasına vesile olsun mu? Даже когда вы спите или когда вы заняты, если творение живые существа, люди, животные или другие попросят вашей помощи, вашей души, ваша душа, согласитесь, чтобы пошла помогла им? Да. Evet. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler sizin ruhunuzdan bolluk bereket istediklerinde sizin ruhunuz onların bolluk bereketinin artmasına vesile olsun mu? Если люди, животные и растения, живые творения попросят у вашей души помощи на изобилие и богатство, вы согласны, чтобы ваша душа помогла им? Да. Да. Ve ruhunuzu yeniden görün. Ruhunuz bir feniks mavi gökyüzünde uçuyor ve sırtında güneş var. Увидьте снова свою душу. Ваша душа феникс летает на небе и над ней солнце. Ve ona deyin ki insanlar, hayvanlar, bitkiler senden bilgelik isteyince sen onların bilgeliğine vesile olur musun? И скажите ей своей душе, если люди, животные, растения попросят у тебя знания, ты поможешь им, поделишься знанием? Да? Она согласна. Kabul ediyor. Ve insanlar, hayvanlar, bitkiler sizden mutluluk, huzur, cesaret istediklerinde ruhunuz onların huzuruna, mutluluğuna, cesaretine vesile olsun mu? И когда животные, растения или же люди попросят для их душ радость, счастье, смелость, ваша душа согласна стать причиной, то есть помочь? Да, согласна. Ve sizin ruhunuz insanın beynini %100 kullanmasına siz ruhunuzun düzeltiyorum. İnsanlar derse ki ben beynimin %100'ünü kullanmak istiyorum. Ruhunuz onların beyinlerini %100 kullanmaya vesile olsun mu? Если люди к вам обратятся, мы хотим, чтобы наш мозг на 100% работал. Вы, ваша душа согласна им помочь? Согласна. Ve insanlar sizin ruhunuzdan gençlik istediklerinde sizin ruhunuz onların gençliğine vesile olsun mu? Когда люди попросят у вашей души помочь быть молодыми, ваша душа согласна помочь? Согласна. Lütfen gözünüzü açmayın, öyle bekleyin. Öylece bekleyiniz. Пока подождите. Gözünüz kapalı. Sizin ruhunuz mavi gökyüzünde bir zümrüdüanka ve onun sırtında, kanatlarında güneş var. Ваша душа изумрудный феникс на голубом небе, и над ее крыльями есть солнце. Lütfen görün. Hayal edin. Güneşin üstünde Ra yazıyor. Увидьте, на солнце написано Ra. Увидьте это. Представляйте это. Feniksin üzerinde de Anka yazıyor. Anka. На фениксе написано Anka. Anka на турецком фениксе. Güneş Feniksin kanatlarının üstünde ve Feniks'in sırtında.
Phoenix'te mavi gökyüzünde kanatlarını açmış uçuyor. Phoenix'in üzerinde Anka yazıyor, güneşin üzerinde de Ra. Ve lütfen hayal edin. O Phoenix sırtında taşıdığı güneşle geliyor sizin saçınıza. Sonra sizin başınızın üzerine konuyor. Увидите, что этот феникс, который несущий на спине на крылья солнца, он садит ваши волосы на вашу голову. Hala sizin başınızın üzerinde bir feniks var ve feniks kollarını iki yana böyle iyice açmış. Feniks kanatları arasında, yani sırtının üstünde güneşi tutuyor. Видите, что этот феникс сидит на вашей голове и раскрыл полностью свои крылья и на крыльях на спине это солнце. Gökyüzü mavi. Небо голубое. Güneş sarı. Солнце. Zümrüt Anka sarı. Изумрудный феникс желтый. Gözünüzü açmayın. Peki bu kimin bayrağı? Hangi ülkenin bayrağı? Kazakistan. İşte lütfen gözünüzü açmadan bekleyiniz. Sizin başınızda ne var? Ankara. Над вашими головами что? Анкара. Ve bırakın o güneş ve o Anka, ikisi erisin, yeşil bir ışığa dönüşsün. И оставьте это, увидите, что этот феникс и это солнце, оно как бы тает, превратилось в зеленый свет. O yeşil ışık kafatasımızın içine, beynimize girsin. Пусть этот зеленый свет через наш череп, через наше темечко заходит внутрь нашего мозга. O ışık, bu yeşil ışık bizim 33 omurumuzun içine, yani iliğimizin içine girsin. Пусть этот свет зайдет полностью в наши 33 позвонка. Ta kafamızdan kuyruk sokumumuza kadar bu yeşil ışık orada yer, orada dursun. И пусть этот свет прямо до копчика спустится и внутри там находится. Bunu bir dakika hayal edin. Yeşil ışık beynimize, omur iliğimize girdi, ta kuyruk sokumuza kadar doldu. Bunu bir dakika hayal edin. Зеленый свет подъемся имечко внутрь головы и вниз по 33 позвонкам до копчика. И внутри находится. Thank you.
Bizim bedenimiz topraktan yapılmış. Наше тело сотворено из топрака, то есть из глины. Ve bu yeşil ışık, bu yeşil ışık şimdi bedenimizin içine girdi. Yani toprağın içine girdi. И это тело, и этот зелёный свет вошёл в это тело, то есть в землю. Hayal edin, bizim bedenimiz çamurdan, topraktan yapılmış. İçine de yeşil ışık girmiş. Видите, что тело, оно из глины, из земли, и свет зашел в него. Ve bizim bedenimize giren bu yeşil ışık, Feniks'ti. Feniks'in sırtında güneş vardı. Ve bu Kazakistan bayrağıydı. Это был Феникс с солнцем на спине. И это было флагом Казахстана. Siz ruhunuzu tanıdınız mı? Sizin ruhunuz, sizin bayrağınızda her zaman gözünüzün önünde duruyormuş. Вы узнали свою душу. Ваша душа всегда перед вашими глазами на вашем флаге. Bayrakların ne olduğunu anlatabildim mi? Milletlerin ruhudur. Я смог объяснить, что такое флаги. Это душа нации. Ve şimdi sizin milletinizin ruhu, yani Zümrüt-i Anka ve Güneş eridiler, yeşil ışık oldular, bizim bedenimizin içine girdiler. И сейчас душа вашей нации, она растаяла. Превратила зеленый свет и вошла в ваше тело. Biz şimdi ruhumuzu bedenimizin içine almakla ruhumuzla çok daha rahat konuşabiliriz. Сейчас, когда мы свою душу впустили в свое тело, то есть мы взяли его в свое тело, это нам даст возможность еще лучше и легче коммуницировать. Bizim bu bedenimiz ruhunu yeteri kadar tanımıyordu ve bazen ruhundan kopuk yaşıyordu. Наше это тело недостаточно знает свою душу. И иногда даже оно живет отдельно от него. Artık ruhunuz sizin bedeninizden ayrı değil ve siz ruhunuzu tanıyorsunuz. И теперь ваша душа не отдельно от вашего тела, а ваше тело знает свою душу и знакомо с ней. Artık bir insan, bir hayvan ya da bir bitki sizin ruhunuzdan şifa istediği zaman ruhunuz onların şifasına vesile olacak. Çünkü siz demin evet olsun dediniz. Теперь, когда любое живое творение, человек, растение или же животное попросит у вас помощи на исцеление, ваша душа дала согласие, и она им поможет. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler sizin ruhunuzdan bereket istedikleri zaman, paralarının artmasını istedikleri zaman sizin ruhunuz onların bereketinin artmasına, paraların artmasına vesile olacak. Çünkü siz biraz önce bunu kabul ettiniz, evet dediniz. Так, и когда люди попросят от вас процветания, изобилия, помощи для этого, или же живые творения, растения или животные, ваша душа им поможет, потому что немного ранее вы, ваша душа согласилась это сделать. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler sizden bilgi istediklerinde sizin ruhunuz onlara inanılmaz yeni bilgiler aktaracak. Demin siz ruhunuzun bunu yapmasına izin verdiniz, evet dediniz.
Когда ваша душа, когда люди, животные или растения попросят у вас знаний, ваша душа вам невероятными знаниями поделится с ними. Потому что недавно вы согласились, ваша душа согласилась поделиться знаниями. Sizin ruhunuz Kazakistan bayrağıydı ve başınıza kondu, yeşil ışık oldu, beyninizin içine, omurlarınızın içine bu yeşil ışık doldu. Bunu iyice hayal edin. Ваша душа была флагом Казахстана, и вы увидели, как этот феникс и солнце, они растаяли, стали зеленым светом и поселились внутри вашего тела. Представляете это перед глазами? Siz insanların, hayvanların, bitkilerin şifasına vesile oldukça önce siz şifalanırsınız. Каждым разом, когда вы помогаете людям, растениям, животным, живым существам, в первую очередь вы сами исцеляетесь. Sizin ruhunuz insanların bereketine, paraların artmasına vesile oldukça öncelikle siz bereket içinde yaşarsınız ve sizin paranız çok olur. Когда вы помогаете другим людям становиться, жить в изобилии, богаче, в первую очередь ваша душа и вы становитесь, вы начинаете жить в изобилии. Sizin ruhunuz başkalarının bilgisinin artmasına vesile oldukça önce sizin bilginiz artar. Когда вы становитесь причиной знаний, получения знаний других людей, живых существ, сначала в первую очередь вы наполняетесь этими знаниями. Gözlerinizi açmadan biraz böyle bekleyiniz. Побудьте в этом состоянии, немножко не открывая глаза. Yaklaşık olarak 5 ya da 6 yıl önce bu yeşil ışık geldi. Sağ avucunu benim başıma koydu ve benim bedenime girdi. Где-то 5-6 лет назад этот зеленый свет пришел и положил правую руку в ладонь на мою голову и вошел в мое тело. O benim ruhumdu. Это была моя душа. İşte şimdi sizin ruhunuz sizin bedeninizin içine girdi. Сейчас ваша душа вошла в ваше тело. Ben 5-6 yıl önce ruhumu bu kadar yakından tanıdım. Siz de bugün ruhunuzu tanıyorsunuz. Я 5-6 лет назад узнал, познакомился со своей душой настолько близко. Сегодня вы познакомились со своей душой. Ben ruhumu tanıdıktan sonra insanların şifasına vesile oldum. Görüyorsunuz. Когда я узнал свою душу, с этого момента я стал причиной исцеления. Ben ruhumu tanıdıktan sonra kendi şifama vesile oldum. Ben 6 senedir sadece bir defa hasta oldum. Я с момента, когда я познакомился со своей душой, я стал в первую очередь сам исцеляться, и за последние 6 лет я всего лишь один раз болел. Bu sene Mart ayında hasta oldum, belki Covid oldum, bilmiyorum. Bir hafta nezleydim. Просто неделю я грипповал, возможно, Covid, не знаю. Только в марте месяце в этом году. Yani ben ruhumu tanıdıktan sonra hasta olmadım diyebiliriz. Bir defa hasta olmak hiçbir şey sayılmaz. Момента знакомства со своей душой я всего лишь один раз простыл, то считается, может, не вообще не болеем. Мы не болеем, когда знакомы со своей душой. Aslında ben bir söylediğim deminki bir hatayı düzeltmek istiyorum. Я бы хотел исправить одну то, что я сказал ранее, но ошибку знаю.
Evet. 5-6 sene önce ruhum benim bedenime girdi. 5-6 lat назад моя душа вошла в моё тело. Ama ben ruhumu ilk 2 sene kabul etmek istemedim. Но первые 2 года я не хотел принять. Şu son 4 senedir ruhumu kabul ettim. Я только последние 4 года как принял свою душу. O ilk 2 sene neden kabul etmedim? Почему я первые 2 года не принимал её? Çünkü gece 1'de bir yeşil ışık geldi. Ben yatağımda uyuyordum. Sağ avucunu başıma koydu. Bu benim garibime gitti. Yani ben dedim ki acaba deli miyim, neyim yani, hani böyle bir yeşil ışık geldi. Bunu kabul etmek istemedim. Hani kendimi deli miyim, neyim diye düşündüğüm için kabul etmedim. Я засомневался, когда ночью я спал, пришел зеленый свет, положил мне ладонь на голову правую и зашел мне. Я подумал, неужели я с ума схожу? Fakat 2 yıl boyunca sizin gibi kanal olan arkadaşlar dediler ki hocam o yeşil ışığı kabul et. O çok güzel bir enerji veriyor. Но 2 года мне говорили каналы, чтобы я принял этот свет, и это прекрасная энергия. Ben de 2 sene kabul etmedim ama 2 sene sonrasında kabul ettim. Я 2 года не принимал, а потом. Şu anda siz de ruhunuzun sizin bedeninize girdiğini tam olarak kabul edin. O sizin ruhunuz. Сейчас вы полностью примите свою душу. Это ваша душа. Примите этот свет и увидите, что внутри вашего. Ben ruhumu kabul ettikten sonra vallahi hayalimdekinden daha fazla bereket içinde oldum. После того, как я принял свою душу, я в моей жизни произошло изобилие больше, чем я ожидал. Yani ben bu kadar param olacağını ömrümde hiç hayal etmemiştim. Я никогда не предполагал, что у меня будет. Ruhumla barıştım, bereketim arttı. Когда я помирился со своей душой, моё благосостояние увеличилось. Bir de benim eğitimimi, yani sistem Arifika Korkmaz'ı öğrenenlerin de bereketi arttı. И у всех, кто получил знания системы Арифика Коркмаза, увеличилось. Ve ben ruhumla şu 4 senedir tanıştım ve onu kabul ettim ya. 4 senede ben sadece bir kere hasta oldum. O da hasta olmamak demektir. Yani 4 senedir ben hasta olmadım diyebilirim. Я могу сказать, что последние 4 года я абсолютно здоров. Всего лишь один раз. Ben ruhumla tanıştıktan sonra ve onu kabul ettikten sonra insanların da hayvanların da bitkilerin de şifasına vesile oldum. Bazılarını siz gördünüz. После того, как я принял и познакомился с моей душой, я стал причиной как бы исцеления для людей, животных, растений и части моего жизни. Ve ben ruhumu tanıdıktan sonra, ruhumla barıştıktan sonra benim bilgilerim arttı. İşte hani bu benden duyduğunuz bilgileri kimse bilmiyor. Ve меня увеличивается знание после того, как я принял. Про меня об этих знаниях мало знаний. Ve benim bilgilerim her gün daha da artıyor. И эти мои знания, они каждый день. Sizin de şimdi bugün ruhunuzla tanışmanızı ve onu kabul etmenizi sağladık. Сегодня мы способствовали познакомлению вас, вашей душой. Size şifa getirecek sizin bedeninize. Она принесёт исцеление вашему телу, вам.
Kim sizden şifa isterse onların da bedenine şifaya vesile olacak. Sizin paranızın, bereketinizin artmasını sağlayacak. Kim sizin ruhunuzdan bereket isterse ruhunuz onların da parasının artmasına ve bereketinin artmasına vesile olacak. Ve siz ruhunuzla bugün tanıştınız ve onu kabul ettiniz. O sizin bedeninizin içine girdi. Sizin artık bilgileriniz artmaya başladı. Ve sizin ruhunuz başka insanların bilgisinin artmasına vesile olacak. Ve siz bugün ruhunuzla tanıştınız, barıştınız. Siz mutlu bir hayat süreceksiniz. Siz ne yapmak istiyorsanız ruhunuz onu size getirecek. Ben dünyayı gezmek istiyorum ve ruhum bana dünyayı gezmeyi verdi. Dünyayı geziyorum, biliyorsunuz. Dünyayı gezerek eğitimler veriyorum. Valla kendimi Hollywood sanatçıları gibi görüyorum. Siz ruhunuzun başka insanların mutluluğuna vesile olmasına izin veriyor musunuz? İnsanlar mutlu olmak için herkesin iyiliğine ne istiyorlarsa onu yaşasınlar. Ruhunuz buna vesile olsun. Ve ruhunuz insanların, hayvanların, bitkilerin mutluluğuna vesile oldukça sizin kendi mutluluğunuz daha da çok artsın. Sizler dünyanın istediğiniz ülkesine, şehrine gidin, gezin, eğlenin, eğitimler verin, mutlu olun. Радуйтесь, будьте счастливы, путешествуйте в любую страну, делитесь знаниями в любой стране, куда вы хотите поехать, увидеть. Сизлер, к
Kabul ediyor musunuz? Eğer bir insan, bir hayvan ya da bir bitki huzur istiyorsa sizin ruhunuz gitsin onların huzuruna vesile olsun mu? Если какое-нибудь живое творение, человек, животное или растение попросит у вашей души помощи для того, чтобы чувствовать умиротворение, мир, ваша душа согласна стать проводником на плече? Да, согласна. Ve sizin ruhunuz başkalarının huzuruna vesile oldukça siz huzur içinde yaşayın. Чем больше ваша душа становится причастной к умиротворению мира и спокойствию других живых существ, ваша душа пусть также чувствует еще больше внутри умиротворения. Dünyanın neresinde sıkıntı çeken bir insan varsa, korkan bir insan varsa, panik atak yaşayan bir insan varsa. Любой точки мира, где есть люди, которые боятся или панических атаков или страхов, где бы они ни были. Bipolar bir insan varsa, şizofren bir insan varsa. Bipolarlı или больные. Her ne sebeple olursa olsun korkan bir insan varsa. Не важно, какая причина есть человек, если люди живут Sizin ruhunuzdan cesaret isterse, ruhunuz onlara cesaret versin mi? Kabul ediyor musunuz? Если этот человек попросит вас помощи, чтобы стать милее. Да, согласна. Ve insanlar, hayvanlar, bitkiler sizin ruhunuzdan yüksek frekans istedikleri zaman ruhunuz onlara yüksek frekans göndersin mi? Kabul ediyor musunuz? Когда люди, живые творения попросят высокие вибрации, вы согласны, чтобы ваша душа поделилась и стала причиной этих высоких вибраций? Да, согласна. O halde insanlar sizin ruhunuzdan enerji istedikleri zaman, yüksek frekans istedikleri zaman ruhunuz onlara desin ki ya sver sazdan ya. Когда люди или живые творения попросят у вас высокие вибрации, пусть ваша душа отвечает им «Я сверхсоздание». «Я сверхбожественно». «Я сверхбожественно». «Я сверхлюбовь». «Я сверхлюбовь». «Я сверхсекретно». «Я сверхсекретно». Ruhunuz onlara bunları söylemeyi öğretsin. Пусть ваша душа научит их это говорить. Kim bu sihirli sözcükleri söylerse frekansı yükselir. Тот, кто говорит эти секретные, эти сказочные слова, волшебные слова, тех людей повышается вибрация. Şu anda bizim bulduğumuz en yüksek sihirli cümle şiir ötesiyim. İstersen bunun Kazakçasını ya da Rusçasını
söyle. Şu ana kadar Sistema Refika Korkmaz'ın bulduğu en yüksek sihirli cümle şiir ötesi. На сегодняшний день самая высокая вибрация, найденная методом Рефика Коркмаза, это шиир позиси, то есть я сверх поэзии. Lütfen bunu 3 defa söyleyin şimdi, hep beraber. Пожалуйста, давайте все вместе. Шиир отеси 3 раза. Шиир отеси. Шиир отеси. Şiir ötesi. Bunun Kazak dilinde tercümesi ne demek ya da Rus dilindeki tercümesi? Kazakçası kalay buladı Rusça sverh poeziya. Sverh poeziya. Haydi 3 defa sverh. Ya sverh poeziya. Ya sverh poeziya. Давайте 3 раза на русском можем сказать. Я сверх поэзия. Lütfen Kazakçasını söyleyin. Kazakçasını ayta, Kazakçasını kalay buladı. Ан ба поэзия. 3 defa söyleyin. Мен Peki. Тоже шиир, вот поэт, поэт тоже как шиир переводится. Шиир, без этого шиир ötesi. Tamam. Şiir ötesiyim. Şiir ötesiyim. Şiir ötesiyim. Peki insanlar, hayvanlar ve bitkiler sizden yüksek frekans istedikleri zaman ruhunuz onlara şiir ötesiyim demeyi öğretsin. Kabul ediyor musunuz? Когда живые творения, люди, растения или животные будут просить у вас стать причиной их высоких вибраций, вы согласны научить их говорить шир в этой силе? Ve siz başkalarının enerjisinin yükselmesine vesile oldukça sizin kendi enerjiniz yükselsin. И чем больше вы становитесь причиной повышения вибрации других творений, ваша вибрация пусть также увеличивается многократно. Поднимает. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler gençleşmek istediklerinde sizin ruhunuz onların gençleşmesine vesile olsun mu? Когда живые творения, люди, растения, животные хотят молодости и омоложения, вы согласны, чтобы ваша душа стала причиной их омоложения и исцеления? Да. Siz başkalarının gençleşmesine vesile oldukça öncelikle siz gençleşin. Когда вы становитесь причиной, проводником исцеления и омоложения на других, в первую очередь вы омолаживаетесь и исцеляете. Hala gözümüz kapalı. Пусть глаза будут пока закрыты. Hatırlayın, mavi gökyüzünde Feniks vardı, kanatlarını açmış uçuyordu. Onun sırtında sarı bir güneş vardı. O sarı anka ve sarı güneş geldi sizin kafanıza kondu. Вспомните, был на голубом небе феникс, летающий, раскрывший крылья, на спине которого и на крыльях которого было солнце. И этот феникс приземлился на вашу голову и превратилась вместе с солнцем в зеленый свет. Güneşin üzerinde Ra yazıyordu. Sarı Feniks'in üzerinde de Anka yazıyordu. İkisini okuduğumuzda Anka Ra yazıyor. На солнце
было написано Ра. На фениксе желтом было написано Анка. И когда мы все вместе читаем, получается Анкара. Bu Ankara her zaman mavi gökyüzünde uçuyor ve bağlandığı yer bizim bedenimiz olsun. Şimdi yeşil bir ışığa dönsün, Ankara beynimizin içine girsin, 33 tane omurumuzun içine girsin. Вот это, вот этот феникс Ankara, вот летая, который летал в голубом небе и приземлился на голову, сейчас превратить на зеленый свет и войдет через наше семечко, вошел через семечко внутрь головы и вдоль позвоночника, внутри позвоночника, до по 33 позвонкам, до копчика. Ve şimdi hayal edin. Sizin Ankara gökyüzünde uçuyor. Gökyüzünün bütün maviliğinde, hatta uzayda uçuyor. Ваш феникс Анкара летает свободно по голубому небу, раскрыл полностью мои крылья. Ve onun ipliği sizin beyninize, sizin omurlarınıza, sizin kopçıkanıza bağlı. И его такая нитка, она привязана к вашему телу, к вашему копчику, полностью к вашему телу. Hani çocuklar gökyüzünde uçurtma uçurur ya, ellerinde uçurtmanın ipi vardır. İşte siz de ruhunuzu aynı bu şekilde gökyüzünde uçurduğunuzu hayal edin. İpliği sizin kuyruk sokumuza bağlı. Вспомните, как дети играют с воздушными змеями, держатся ниточку, да, и представьте, что ваша душа вот так летает в небе, ниточка привязана к вашему копчику. Haydi, ruhunuzun gökyüzünde, rüzgarda güzel güzel dalgalandığını, uçtuğunu, yüzdüğünü hayal edin. Увидьте, как ваша душа прекрасно летает в небе, по ветрам, раскрыв себе полукрылья полностью. Neden biz bayrakları gökyüzüne çıkarırız? Neden bayraklar gökyüzünde rüzgarda dalgalanır, gökyüzünde yüzer? O bizim milletimizin ruhudur. Anlatabildim mi? Почему мы всегда поднимаем наши флаги наверх, и они возвышаются на ветру, колыхая? Потому что это душа нации. Bizim bedenimiz toprak. Yani ruhumuz geldi, bizim toprağımızın içine girdi. Наше тело – это земля. То есть наша душа пришла и вошла внутрь нашего тела. Bundan 5500 sene önce Mezopotamya kahramanı Gilgamesh ölümsüzlük ilacını bulmak için yola çıktı. 5500 лет назад герой Месопотамии Галгамыш вышел в путь, чтобы найти эликсир вечности. Günlerce, aylarca, yıllarca yürüdü, gezdi, dolaştı, sonunda ölümsüzlük otunu buldu. Он ходил годами, месяцами, днями, искал это растение. И в результате он нашел это растение. Gilgamesh onu halkına getirmek için o kadar heyecanlı, o kadar mutluydu ki ben bunu götüreceğim, Mezopotamya'daki halkıma vereceğim, halkım ölümsüz olacak. O kadar heyecanlı ve mutlu şekilde ülkesine geri dönüyordu. Он был так счастлив, так волнован, что он принесет это растение своему народу, и его народ станет вечным.
Ülkesine doğru yürürken sanki koşuyordu, sanki ayaklarını kanat gibi açmış yürüyordu. Когда он возвращался с ним, он как будто бы летел, он бежал, и как крылья его на крыльях он бежал. Ve tam da ben bunu söylerken şu anda burada deprem oluyor. Когда я сейчас это говорю, сейчас здесь происходит землетрясение. Benim bulunduğum otel şöyle bir sallandı. Гостиница, в которой я нахожусь, сейчас она колышется. Ben İzmir'in hemen 20 kilometre yanındayım, Manisa'da. Я в Манисе нахожусь 20 километров от Измира. Gözlerimiz kapalı. Ваши глаза закрыты. Ve Gilgamesh bu kadar mutlu şekilde ülkesine dönerken bir su başında dinlendi, su içmek istedi. Когда возвращался домой обратно с такой хорошей новостью, он решил отдохнуть на берегу, попить воды. Tam da 10.06'da deprem artçısı gerçekleşti. Gılgamış su içerken elindeki ölümsüzlük ilacını suyun kenarına bıraktı. Gılgamış eğildi, su içti. O sırada topraktan çıkan yılan Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu aldı, götürdü. Пока он пил, он положил этот сосуд с бессмертием на землю. И пока он пил, из земли вышла змея и унесла этот растение, этот сосуд с бессмертием. Ve Gılgamış yılanı yakalayamadı. Mezopotamya'ya, ülkesine ölümsüzlük otunu getirmeden geldi. Но и Gılgamış он не смог найти эту змею и вернулся на родину Месопотамию. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. Şu an benim 31 Ekim 2020'de verdiğim eğitimi dinliyorsunuz. İnsanlar bunu siz de meditasyon olarak uygulayın, hayatınıza uyarlayın. На самом деле люди не смогли понять эту историю. Ve bu hikaye tam bugün 5500 yaşında. Bu destan bugün 5500 yaşında. Bu eğitimin sadece meditasyon kısmını şu anda veriyorum. Meditasyon bitince kapatacağım. Siz de bu bilgileri almak istiyorsanız 7-8-9 Kasım 2020 Cumartesi, Pazar, Pazartesi eğitimimize katılabilirsiniz. Eğitimimiz online olacak. Size soruyorum. O kaçtığı toprak bizim bedenimiz değil mi? Bizim bedenimiz çamurdan, topraktan yapılmamış mı? Я вас спрашиваю, разве эта земля, куда ушла змея, это не вот та земля, те элементы земли, которые наше тело? Hani sizin başınıza Ankara kondu, sonra bedeninizin içine girdi. İşte ölümsüzlük sizin bedeninize girdi, yani toprağın içine, çamurun içine girdi. Помните, Анкара, зеленая энергия вошла в ваше тело. Вот это бессмертие, оно вошло в ваше тело, в вашу землю. Gılgamış ölümsüzlük otunu bulmuştu ve onu yılan aldı. Yılan toprağın içine girdi. Aslında Gılgamış. Dolayısıyla Gılgamış ölümsüzlüğe kavuştu.
То есть Галгамеш нашел этот эликсир бессмертия, и я этот эликсир забрала и ушла в землю. То есть Галгамеш на самом деле достиг этого бессмертия. İnsanlar yılanın ne olduğunu, toprağın ne olduğunu bilmedikleri için 5500 senedir Gılgamış destanını anlayamadılar. Так как люди не знают, что означает змея, что означает земля, 5500 лет люди так и не поняли смысл эпоса Гылгамыш. Bugün yarım saat önce sizin bedeninize işte bu ölümsüzlük otunu, ölümsüzlük ilacını bulan yılan girdi. Düzeltiyorum, bunu söylemez, şimdi düzelteceğim. İşte şu bir saat içinde ölümsüzlük ilacını bulan yılan sizin bedeninizin içine girdi. Та змея, которая, образно, змея, которая забрала, нашла этот эликсир бессмертия, вошла в ваше тело. Gılgamış'ın elinden ölümsüzlüğü bulan yılan toprağa gitti. İşte o toprak Gılgamış'ın bedeniydi. Это змея, которая получила этот эликсир Галгамыша, она ушла в землю, то есть тело Галгамыша. Şimdi sizin bedeninize yeşil ışık girdi. O yeşil ışık işte ölümsüzlüğü bulan yılan. Ваше тело сейчас зашло этот зеленый свет. Этот зеленый свет и есть та змея, которая нашла этот, получила этот эликсир. Hem de yılanların kralı. Даже король этих змей. Biz король. Anadolu'da yılanların o kralına Şahmaran diyoruz. Королю этих змей у нас в Анатолии мы говорим Şahmaran. Hepimizin bedeninde bir Şahmaran var. В теле каждого из нас есть Şahmaran. Ve o Şahmaran'ın ağzında ölümsüzlük otu var. И во рту этого шахмарана есть трава бессмертия. Peki ben size sizin bedeninizdeki şahmaranı söyleyeyim, onun ağzındaki ölümsüzlük otunu şimdi söyleyeyim. Я сейчас скажу о том змее, которая у вас в теле, и какая трава. Sizin kuyruk sokumunuz, beliniz, sırtınız, boynunuz 33 tane omurdan oluşuyor. Ваша позвоночник, поясница, весь позвоночник состоит из 33 позвонков. İşte bu 33 omur Şahmaran'ın 33 tane omuru. И вот эти 33 позвонка и являются 33 позвонками Şahmaran'a. Ve bu 33 omurumuzun en altı, yani kuyruk sokumu, yani kopçika, yılanın kuyruğu. И самый последний вот этот копчик, то есть 33 позвонков, последний позвонок, это также хвост этого змеи. Peki bu yılanın kafası neresi? Bizim kafamız. А где же голова этого змея? Это наша голова. Şimdi Gılgamış'ın elinden ölümsüzlük otunu kapan ve toprağın içine kaçan yılanın bizim bedenimizin içine, yani bizim topraktan olan bedenimizin içine kaçtığını anlatabildim mi? Я смог вам объяснить, что та змея, которая в эпосе Галгамыш убежала с эликсиром
бессмертие в землю, это и есть наш позвоночник, который в нашем теле эликсиром бессмертия. Она и... İşte o bizim ruhumuz. И это является наша душа. Bizim ruhumuz bizim toprağımızın içinde, yani bizim bedenimizde. То есть наша душа внутри нашей земли, внутри нашего тела. Peki bu şahmaranın ölümsüzlük otunu size göstereyim. Gökyüzünde. Bakın, bakın gökyüzünde. Gökyüzünde bir zümrüdüanka ve sırtında güneş mavi gökyüzünde uçuyor. İşte o. Ölümsüzlük otu. Вы увидите изумрудного феникса, на спине которого солнце. Это и есть этот эликсир. Это вот трава бессмертия. Ve o bayrağın ipi nerede? Bizim beynimizde, bizim 33 omurumuzun içinde. И где же нить этого флага? Она находится у нас в голове, внутри нашего мозга. Hani bir çocuk gökyüzünde uçurtma uçururdu, ipini elinde tutardı ya. İşte bu ölümsüzlük otu gökyüzünde uçuyor ve onun ipi bizim 33 omurumuzdaki yılanın elinde. Помните, как ребенок, который несет воздушного змея, точно так же этот на небе этот флаг и его нить подвязана к нашему копчику. Ve bizim gökyüzündeki bu ölümsüzlük otuna bakın. Güneş dünyanın her tarafını görebiliyor. Посмотрите на этот на эту эликсир смерти, который на небе. Солнце. Ve bizim Ve bizim gökyüzündeki bu ölümsüzlük otumuza bakalım. Zümrüdüanka güneşi sırtında taşıyordu. Zümrüdüanka dünyanın her tarafına dağılmış durumda. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, şeriatımız sonsuz. Şu anda benim 31 Ekim 2020'ye ait 3. modül eğitimimden meditasyon kısmını izliyorsunuz. Ve Zümrüdna Feniks bütün uzayı kaplamış durumda. Işık da bütün uzayı kaplamış durumda. Yani uzayın neresinde ne olursa olsun bizim ruhumuz her şeyi görür, bilir. Bugün ışık ve güneş canlılığı sağlıyor, öyle değil mi? Yani hayat ışık ve güneş olmasaydı biz olmazdık. İşte ışık ve güneş ve zümrüdüanka şifayı sağlıyor. Demin sizin ruhlarınız bütün her şeye, şifaya bu yüzden vesile oldu. Недавно ваша душа
стала каналом причины исцеления проводников всего, что есть. Bugüne kadar insanlık ruhunu yeteri kadar tanımıyordu, ruhuyla yeteri kadar irtibat içinde değildi. Siz şimdi ruhunuzu tanıdınız, onunla irtibat içindesiniz. Ve ruhunuzun şimdi nasıl herkes hakkında bilgi sahibi olduğunu biraz anlatabildim mi? Я мог объяснить, рассказать, как наша душа может владеть знаниями. Hani az önce bir bir arkadaşımız Lezzet Hanım'ın kaç yaşında evlendiğini, benim kaç yaşında evlendiğimi... Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, şiir öteniz sonsuz. Gözleriniz hala kapalı kalsın, meditasyon devam ediyor. 31 Ekim 2020'de Refik Korkmaz eğitimlerinin 3. modülünü Kazakistan'a online olarak verdim. 12 saat süren bu eğitimin 1 saatlik kısmı olan meditasyonu sizlere şu anda dinlettiriyorum. Tabii isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Fakat bunu hayatınıza uyguladığınızda hayatınıza mucize telerin aktığını göreceksiniz. Belki buna yeteri kadar ciddiyetle başında başlamadınız çünkü yeteri kadar anlamadınız. Bu bittikten sonra yeniden dinleyin, uygulayın. Ve eğer arkadaşlarınıza tavsiye eder, onların izlemelerini isterseniz daha fazla canın bu güzellikten faydalanmasına siz de yardımcı olursunuz. Tabii eğer kendinizi geliştirmek, Refik Korkmaz eğitimlerini almak istiyorsanız bu cumartesi, pazar ve pazartesi. Yani 7, 8, 9 Kasım 2020'de Refik Korkmaz eğitimleri var. 7 Kasım'da başlıyor. Haydi. Online olacak. Dolayısıyla dünyanın neresinden istiyorsanız katılabilirsiniz. Asistanım Emiş İspir arayın, kayıt yaptırın. 0-507-192-0620. Asistanın numarasını Facebook'unda, Instagram'da, YouTube'da her yerde milyon defa göreceksiniz. Selamlar, saygılar ve meditasyona devam. Bunları gitti söyledi ya. O arkadaşımız ruhu aracılığıyla söyledi. Çünkü onun ruhu dünyanın her tarafında her şeyi görüyor, biliyor. Ve bizim ruhumuz sadece bu dünyayı ve uzayı görmüyor. Bizim ruhumuz aynı zamanda 5. boyutun içinde yaşıyor ve orayı da görüyor. Наша душа не только может увидеть материальный мир и эту вселенную. Она может увидеть пятое измерение и она там живет. Siz artık ruhunuzun neler yapabildiğini gördünüz. Siz artık ruhunuzun nereye bağlı olduğunu gördünüz. Şimdi ruhunuzun farkına vardınız. Ruhunuz şu an çok kuvvetlenmek istiyor. Узнали свою душу, познакомились с ней, и ваша душа сейчас хочет окрепнуть, стать сильной. Ruhumuzu kuvvetlendirmemiz lazım. Нам нужно укрепить свою душу. Üçüncü gözümüzü açmamız lazım.
мы должны открыть свой третий глаз. Üçüncü gözünü açan insan ruhunu daha yakından tanır, ruhuyla daha yakından konuşur. Человек, который открыл свой третий глаз, узнает еще ближе свою душу и еще лучше коммуницирует. Üçüncü gözünüzü açmaya hazır mısınız? Вы готовы открыть свой третий глаз? Hazır mısınız? Да. Bizim bedenimizdeki yılanı hatırladınız mı? Kafamız yılanın kafası, 33 omurumuz yılanın omurları. Вы вспомнили про змею, которая находится в нашем теле? Голова – это и наша голова, и наши 33 позвонка – это ее 33 позвонка. Peki bu yılan dümdüz duruyor. Эта змея, она ровно стоит. Biz bu yılanı eğelim. Yani hani savaşta kullanılan ok atmaya yarayan yay var ya, biz bu 33 omurumuzu o yay gibi eğelim, yarı çember haline getirelim. Давайте мы согнём эту змею как лук. Застрел, знаете, вот это лук же есть, который лучники стреляют. Согнём его как полумесяц. Hani biz büyüklerimizin önünde eğiliriz. Birine saygı için eğiliriz ya. Öyle eğildiğimizi hayal edin. Yani sizin karşınıza bir kral da gelse saygı için eğildiğinizi hayal edin. Bir dilenci, bir ihtiyar, bir bebek bile sizin önünüze geldiğinde onun karşısında da aynı kralın karşısında eğilir gibi eğildiğinizi hayal edin. Представьте, как вы кланяетесь перед королем или перед бедным человеком или перед старцем и даже перед маленьким ребенком. Представьте, что вы наклонились. Eğilin, eğilin, eğilin. Öyle bir eğilin ki kopçıkadan kafanıza şöyle tam yarım bir çember oluşsun. Чтобы от копчика до вашей головы прямо получилось это полукруг. Bu eğilmek demek egodan kurtulmak, alçak gönüllü olmak demek. Это значит наклониться, это значит избавиться от эго и стать искренним, великодушным. Ve şimdi yarı çember yani bir yay oluşturduk. Hani savaşlarda ok atılır ya, o yayı gözünüzün önüne getirin. Öyle bir yay oluştursun kopçıkadan kafatasınıza kadar. У нас получился лук, который, представьте вот этот лук, который раньше использовали воинам, да, такой лук. Şimdi biz bu yayı iple bağlayalım. Kafatasından kuyruk sokumunu iple bağlayalım. İpiniz var. Kadınların saçı işte ip. Saçınızı alın kafatasınızdan kuyruk sokumunuza bağlayın. А теперь давайте эту лук натянем тетиву. Возьмите волосы и представьте волосы и обвяжите как тетиву натягиваем лук. Возьмите волосами и натяните вот от копчика тетиву. Ve şimdi savaş için savaşlarda kullanılan yay oluştu ise oraya bir ok koyun. И если у вас получился лук, который вот как раньше использовали воинам, да, вот такой лук. Yayı geri поставьте туда. Yayı gerin ve ipi de gerin. Gerin, 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 gerin. Sonra oku bırakın. O ok gitsin.
İnsanların, hayvanların, bitkilerin şifasına vesile olsun o ok. И пусть эта стрела станет исцелением, причиной исцеления животных, людей, птиц. Ve sizin şifanıza vesile olsun o ok. И пусть эта стрела станет причиной исцеления вас. Bakın o ok attınız, gökyüzünde ışık olarak dağıldı. Dünyada bütün insanların, hayvanların, bitkilerin üstüne o şifa oku iniyor. Hayal edin. Ve lütfen ikinci bir ok daha koyun yaya. İpi çekin, 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 çekin. Bu atacağınız ok para ve bereket oku. Тяните, тяните, тяните его и выстреливайте это стрелой. Это стрела изобилия денег, благосостояния. Ve bolluk ve bereket para okunu bırakın. Gökyüzünden toprağa, insanlara, hayvanlara ve bitkilere, her varlığa bolluk, bereket ve para olarak aksın. Ve bu size öncelikle bolluk, bereket ve para olarak aksın. Şimdi üçüncü bir ok daha koyun ve çekin, çekin. Bu da bilgelik oku. Yaşadığımız bu günden godzilyon yıllar sonrasına ait bilgilerin olduğu ok olsun bu. Пусть это будет стрела знаний, она принадлежащая от сегодняшнего дня до годзиллионов лет вперед. Ve bu oku bırakın, gökyüzünde ışık olsun, yeryüzüne bilgi olarak aksın bu ok. Bilgelik oku. Пусть она на небе будет как свет, который спускается на землю знаний. Bir ok daha koyun. Mutluluk oku. Bunu da fırlatın. Gökyüzünde ışık olarak yere insin. Bütün canlara mutluluk getirsin. Ve dördüncü oku attık. Şimdi beşinci oku koyalım. Bu da huzur oku olsun. Çekin ve fırlatın. Gökyüzünde ışık olarak dağılsın. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, yeryüzüne huzur olarak insin. Выстрелите ее, и этот свет, спустится эта стрела светом умиротворения на все живые существа. Şimdi altıncı ok koyalım. Bu da cesaret oku. Bunu da fırlatın gökyüzünden yeryüzüne cesaret ışığı olarak bütün insanlara, hayvanlara, bitkilere, yeryüzüne cesaret olarak insin. И давайте ставим еще шестую стрелу, выстрелим ее, и пусть эта стрела превратится в свет и спускается светом смелости для всех живых творений.
ve yedinci bir ok koyun. Bunu da fırlatın gökyüzüne. Gökyüzünde 24. enerjiyi arasın bu ok. Onu patlatsın. 24. enerji yeryüzüne ışık olarak dağılsın. Пусть эта стрела найдет 24-ю энергию. И как только найдет, пусть эта энергия в виде света спустится на землю. Sekizinci bir ok koyun, bunu da gerin, fırlatın, gökyüzünde ışık olsun, gençlik olarak insanlara, hayvanlara, bitkilere ve yeryüzüne dökülsün. И восьмую стрелу выпустите стрелу молодости. Пусть эта стрела в небе превратится в свет и спустится на всех живые творения энергии молодости, света молодости. Şimdi hani bu yarı çember şeklinde yayımız vardı ya, onu daha da eğin, tam da bir çember haline gelecek şekilde eğin. Yani kuyruk sokumu alnımıza değsin. И помните этот лук, который мы согнули. А теперь попробуйте согнуть его больше, и чтобы получился круг, чтобы копчик как бы в лоб воткнулся. Увидьте круг. Чтобы копчик соединился со лбом. İşte bir çember oluştu. И получился круг. Kuyruk sokumumuz alnımıza değdi ya, şimdi alnımızı densin. İki kaşımızın ortasında alnımızı densin. Çünkü orada üçüncü gözümüz var. Üçüncü gözümüz şimdi açıldı ve oradan ışık çıktığını hayal edin. Представьте, что ваш третий глаз открылся и оттуда пошел свет. Ve oradan çıkan ışıkta ya sver oradan ya, evet, oradan çıkan ışıkta yas ve sazdan ya yayılıyor yes. Bütün etrafa. И с этого глаза вот оттуда свет, который идет от света по всем во на весь мир излучается свет яс сверх создания. Yani yaratıcılık ötesiyim demek. То есть я сверхсоздание. Biz şimdi ya sverhsazdanya deyince 5. boyutun içinde tam olarak yaşamaya başladık. Когда мы говорим я сверхсоздание, мы полностью начинаем жить в пятом зрении. Ve şimdi bizim 3. gözümüzün olduğu yerden yeni bir ışık daha çıkıyor. O da ya sverh sekretna. Yani bütün sırları biliyorum. Свет выходит из нашего третьего глаза, и этот свет я сверхсекретно. Ve şimdi 3. gözümüzün olduğu yerden bir ışık daha çıksın. Bu 3. ışık Rafikistan, Jinaristan, Bayanistan, Asemgülistan ışığı. Bu ışık Lezzetistan, Araistan ışığı. Еще один свет выходит. Рификистан, Асемистан, Араистан, Мадинастан, Жанаристан, Лазетистан. Ve şimdi gözümüzden 4. bir ışık daha çıksın. Пусть выйдет оттуда еще 4-й свет.
Bu da dinamika ışığı, yani enerji ötesi ışığı. И этот свет сверхдинамик, да, то есть сверхэнергия. Ve şimdi üçüncü gözümüzden beşinci ışık çıksın. Bu da sevgi ötesi ışığı. Ya сверх любовь ışığı. И увидите еще один свет выходящий. Я сверх любовь. Ve hayal edin. Alnımızın ortasından üçüncü gözümüzden şimdi altıncı ışık çıkıyor. Teslimiyet ötesi ışığı. Третьего глаза межлобья выходят эти светлые лучи, эти свет. Ve şimdi hayal edin. Üçüncü gözümüzden dışarıya yedinci bir ışık çıkıyor. Hayretler ötesi ışığı. Увидите еще один свет, хайретлер ötesi. Я сверх удивление, да, то есть я сверх удивление. Сверх восхищение. Ve şimdi üçüncü gözümüzün olduğu yerden sekizinci ışık çıkıyor. O da huzur ötesiyim ışığı, etrafa huzur ötesi veriyor. И восьмой свет, я сверх умиротворение. Ve şimdi üçüncü gözümüzün olduğu yerden dokuzuncu bir ışık çıkıyor. O da sonsuzluğun sınırsızlığı ışığı. Девятый луч, я без сверх бесконечность, я сверх. Ve şimdi üçüncü gözümüzden dışarıya onuncu ışık çıkıyor. Nuru Şah ötesi ışığı. И выходит еще один луч, десятый луч. Nuru Şah ötesi. Я свет сверхбожественный. Ve şimdi gözümüzden, üçüncü gözümüzden dışarı 11. Işık çıkıyor. Şiir ötesiyim ışığı. Сейчас выходит одиннадцатый луч. Şiir ötesiyim. Hani biz kopçıkamızı alnımıza batırdık, üçüncü gözümüz açıldı ya. Şimdi oradan diyelim ki lütfen 12. ışık çıksın. И давайте себе скажем, чтобы вышел 12-й свет нашего третьего глаза. Henüz Refik, sistema Refika Korkmaz'a bu 12. ışığın adını bilmiyor. Sistema Refika Korkmaz'a пока не знает название этого 12-го луча. 11. ışığın adını biliyoruz ama 12. ışığın adını daha öğrenemedik. Мы знаем название 11-го цвета, но пока не знаем название 12-го цвета. Biz şifa çalışması yaptığımızda %95 olumlu sonuç alıyoruz. Мы когда работаем на исцеление, мы получаем положительные результаты. 12. ışığın adını öğrendiğimizde şifa çalışmalarımızdan %100 olumlu sonuç alacağız. Когда мы узнаем название 12-го света, мы будем получать 100% исцеление от наших. Ey Yüce Allah'ım, lütfen 24. pardon, lütfen bu 12. ışığı bize anlat, bize bildir. Herkesin şifasına %100 vesile olalım. О Творец, пожалуйста, дай нам знание. И пока расскажи нам об этом 12-м луче, об этом 12-м свете, чтобы мы стали причиной исцеления всех, кто находится, всех живых творений. Gözlerimiz kapalı ve öylece bu ışıkların patladığını görelim. Глаза наши закрыты, и давайте увидим, что этот свет сверкает. Bu ışıklar hem 5. boyutta patlıyor hem bu boyutta patlıyor.
свет, как бы он излучается, да, скажем так, вспыхивает и в том измерении, и в этом измерении. Kopçikamız alnımızın ortasına batmış. Bir çember oluşmuş. Ve bu çember 33 tane kemikten oluşuyor. Наш копчик воткнут как бы в лоб и состоит из 33 позвонков. И такой круг образовывает. Tesbihte de 33 tane taş var. Öyle değil mi? В чем как тут 33 камня? Hani bizim 33 tane omurumuz vardı. Bir de bizim kafamız var. 34 ediyor. У нас есть 33 позвонка и еще голова. Это 34 получается. Tesbihte 33 tane taş var. Bir de tesbihin 34. taşı var. Ona biz imame diyoruz. В четках есть 33 камня. И еще есть 34-й. Мы называем его имами. Tesbihin 33 taşından sonra 34. taşı imame, bir de tesbihin püskülü var. Bizim de 33 omurumuz, kafamız ve saçlarımız var. Saçlarımızın püskül olduğu anlaşıldı mı acaba? И также в четках есть 34-й камушек, это имами, и есть вот эти бубончики, да, бубончики от четок. Также и у нас есть 34-й, это голова и волосы, то есть бубончики от наших четок. İşte biz üçüncü gözümüzü açınca tesbihin ne olduğunu anladık. Bilgimiz arttı. Когда мы открыли свой третий глаз, мы узнали, что такое чёт. Ve şu anda kuyruğunu ısıran bir yılan görüntüsü oldu mu? Bakın, yılanın kuyruğu, yılanın kafatasında. Yani kuyruğunu ısıran bir yılan oldu mu? 33 tane kemiği var ve kafatası var. У вас получилась змея, которая кусает свой хвост. То есть этот хвост находится в голове у змеи. Biz Türkiye'de şahmaran resimleri yaparız ve şahmaran kuyruğunu ısıran bir yılandır. Мы в Турции делаем рисунки шахмарана. Шахмаран — это такая волшебная змея, которая кусает свой хвост. Şahmaran kimdi? Şifacıydı. Şahmaran kto? Şahmaran siliti. Şifacı nerede? Bizim bedenimizin içinde. Где же целитель находится? Целитель в нашем теле. Şahmaran kimdi? Gılgamış'ın elinden ölümsüzlük ilacını alan idi. Ölümsüzlük ilacını alan Şahmaran nerede? Bizim bedenimizde. Кто такой Шахмаран? Шахмаран — это змей, который забрал эликсир бессмертия у Галгамыша. И этот Шахмаран где находится? Он находится в нашем теле. Bizim Şahmaran'ımız bugüne kadar üçüncü gözünü açmamıştı. Yani kuyruğunu kafatasına dokundurmamıştı. Üçüncü gözünü açmamıştı. До сегодняшнего дня наш Шахмаран еще не открыл. Не был открыт у Шахмаран третий глаз. Peki bizim Şahmaran'ımız bedenimizde nasıldı? Dümdüzdü. 33 tane taş dümdüz duruyordu. Bir sopa gibi düz duruyordu. Он был вот так вот ровно стоял. Şimdi bizim sistem Refika Korkmaz'la beraber Şahmaran kuyruğunu getirdi, kafatasına dokundurdu. И сейчас благодаря системе Рефика Корхмаза Шахмаран вот этот хвост, копчик, да, соединил с лбом, то есть завершил круг. Kuyruk sokumu
alnına deyince alnında üçüncü göz açıldı. Как только пупчик прикоснулся лба и воткнул его, он открыл третий глаз. Şahmaran kimdi? Bolluk berekete vesile olandı. İşte bolluk bereket şu an sizin kendi içinizde. Кто такой Шахмаран? Шахмаран, он был причиной изобилия и процветания. Сейчас изобилие и процветание в вашем теле. Şahmaran kimdi? Bilge idi. İşte bilgelik sizin içinizde. Кто такой Шахмаран? Шахмаран – это знание. И сейчас эти знания внутри вас. Şahmaran kimdi? Mutluluk verendi. Şahmaran кто? Это человек, это тот, который давал, дает радость, счастье. Gılgamış onu... Pardon. O yılan Gılgamış'ın yanından kaçtı, toprağa gitti. O toprak nerede? Bizim bedenimizde. Dolayısıyla mutluluk veren Şahmaran bizim bedenimizin içinde. Этот змей, что забрал эликсир бессмертия и ушел в землю. Эта земля, это наше тело. И наше счастье, этот змей и это все счастье, изобилие, это внутри нас. Şahmaran kimdi? Huzur verendi. Cesaret veren idi. Huzur veren, cesaret veren bizim neremizde? Bizim bedenimizde. Где тот, который дает смелость и изобилие, он в нашем теле. Şahmaran в нашем теле. Şahmaran kimdi? Yüksek frekansı öğretendi. Biz bugün gördük ki yüksek frekans bizim içimizde. Şahmaran кто? Это тот, кто научил высоким вибрациям. И мы увидели сегодня, что Шахмаран в нашем теле. Biz Şahmaran'ın üçüncü gözünü açtığımızda şiir ötesine ulaştık. Когда мы открыли сегодня третий глаз Шахмарана, мы достигли вибрации шиир ötesi. Ve şiir ötesinden bir yukarıdaki 12. enerjiye de ulaştık. Henüz adını öğrenemedik. И достигли еще выше вибрации, которое название мы пока еще не знаем. Yüksek frekansa ulaşan bizim bedenimiz şifalara %100 vesile olur. Наше тело, которое достигает высоких вибраций, оно становится причиной исцеления, проводником для исцеления всех живых тварей. Şiir ötesi 11. enerji ve biz %95 şifaya vesile oluyoruz. 12. enerjinin adını öğrendiğimizde biz şifaya %100 vesile olacağız. Şiir ötesi это высокая вибрация 11. Благодаря ей мы достигаем, мы становимся причиной исцеления 95%. И когда мы достигнем 12-ю вибрацию, мы будем причиной исцеления, проводником 100%. Ben şimdi susayım. Siz bir dakika boyunca o kuyruğunu ısıran yılanı görün. O tesbihi görün. Kendi içinizdeki omurlarınızın eğildiğini, kuyruk sokumunuzun alnınıza dokunduğunu görün. Я буду сейчас молчать минуту, а вы представляете перед собой этого Шахмарана, кусающий свой хвост, и четкий, и увидите, как вы ваш позвоночник, копчик прикасается и как входит в лоб и в такой завершающий круг получается такой круг. Ve hayal edin. Sizin başınızın üzerinde Anka var, onun da sırtında Ra var. Yani Phoenix var ve onun sırtında Güneş var. Yani Kazakistan bayrağı var başınızda. Представляете над головой, увидите
этого феникса, над которым солнце, то есть над вашей головой, флаг Казахстан. Ve sizin başınızda Ankara var. Над вашей головой есть Ankara. Peki, Kazakistan'da yaşayan arkadaşlar, siz Türkiye'de yaşayanların nesisiniz? Kalbisiniz. Siz bizim kalbimizsiniz. И те люди, которые живут в Казахстане, они для тех, которые живут в Турции, кем являются? Вы наше сердце. Siz bizim kalbimizde yaşıyorsunuz. Вы живете в нашем сердце. Bizim Türkiye'mizin adı ne? Anadolu. Ana. Bizim Türkiye'mizin adı ana, anne. Наше название Турции Анадолу, то есть Анатолия на турецком она мать, она. Peki, Анадолу. Bizim Türkiye'mizin, yani bizim anamızın baş kenti neresi? Наша Турция столица какая? Neresi? Ankara. Ankara. İşte Ankara. Sizin başınızda bayrağınız var. Sizin başınızda Anka ve Ra var. Siz Anadolu'nun kalbindesiniz. Ankara. Siz bizim baş kalbimizde yaşıyorsunuz. Ankara. Baş kulak Ankara. И вы живете в нашем сердце. В сердце середине Анатолии. В сердце Анатолии. В сердце матери. Ankara Türkiye'nin kalbidir. Siz kalbimizdesiniz. Ankara это сердце Турции. И вы в нашем сердце. Ve yıla tesbihi hayal edin. Tesbihin püskülünde Anka ve onun sırtında güneş duruyor. Ankara tesbihin püskülünde onu da hayal edin. Представьте четкие, четкие с этими бубончиками. И на конце этих бубончиков убить Анкара. Bir dakika böyle hayal edin. Представляете минуту там. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler zannediyorlar ki birbirlerinden çok uzaklar. Люди, животные и растения думают, что они друг от друга очень далеко. Halbuki insanlar, hayvanlar, bitkiler birbirinden uzak değillermiş. Birbirinin kalbinde yaşıyorlarmış. Хотя на самом деле оказывается, что люди, животные и растения они очень близко друг к другу и они в сердце друг друга. Bunu ne zaman anladık? Когда мы это поняли? Üçüncü gözümüzü açınca anladık. Когда мы открыли наш третий глаз. Bütün dünyada yaşayan 8 milyar insan üçüncü gözünü açarsa nasıl bir dünya olur? Каким станет мир, когда все 8 миллиардов людей откроют свой третий глаз? Tahmin edin nasıl bir dünya olur? Herkes şifaya vesile olabiliyor. Herkes bereket içinde. Herkes bilgelik içinde. Все будут причиной исцеления друг друга в изобилии и здравии. Herkes mutlu, huzurlu, cesur, yüksek frekansta ve genç. Все в умиротворении, молодые, счастливые. Hani ben size 5. boyuta Hıdır Ata
Коркута-то гитти, дедим я. Помните, я говорил, что в пятое измерение ходил, попадал Хазырата, Коркута-то. Одиссеюс. Одиссей. Хазрит Сулейман. Хазрит Сулейман. Гылгамыш гитти, дедим я. Гылгамыш попадал, помните, я говорил. İki kişi daha gitti. Onları size söylemeyi unutmuştum. Şimdi söyleyeyim. Еще двое туда попадали. Я забыла не сказать. Сейчас скажу. Manas. Kırgız Manas. Destanı olan Manas. Manas da oraya gitti. Beşinci boyuta. Manas тоже туда в пятое измерение был. Manas destanını ben dünyaya açıklayacağım neyi ifade ettiğini. İnsanlar Manas destanını anlayınca dünyaya huzur gelecek. И в будущем я раскрою расшифровку эпоса Манаса, и когда люди узнают о истинном значении эпоса Манаса, барыш келечек. Peki, beşinci boyuta giden biri daha var. И еще есть человек, который пошел в пятое измерение. Рама. Хинд Рама. Принцы Рама. Принц, индийский принц Рама. İşte beşinci boyuta gittiklerinde şifa, bereket, bilgelik, huzur, mutluluk, cesaret, yüksek frekans, gençlik getiriliyor. Когда человек может попадать в пятое измерение, он şifa, bereket, bilgelik, изобилие, huzur, mutluluk, cesaret. Творение, смелости. Yüksek frekans, gençlik. Высоких вибраций и молодости. Bugüne kadar 5. boyuta bu kişiler gitmişti. Prens Rama, Manas. Пятое измерение попадали эти люди. Принц Рама, Манас. Коркута-та. Коркута-та. Хыдыр алейхиссалам. Хыдыр алейхиссалам. Одиссеюс. Одиссей. Gılgamış. Gılgamış. Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman. Bugüne kadar 7 kişi gitmişti oraya. До сегодняшних дней 7 человек. 7 герой. Sistema Refika Korkmaz'ı sayesinde de 7400 kişi gitti. Благодаря системе Рефики Коркмаза пятое измерение попали 7400. İşte siz de o 7400 kişiden birisisiniz. Elhamdülillah. Bizim Anadolu'da biz şöyle inanırız. Birisi hapşırıyorsa konuştuğu şey doğru demektir. У нас есть такое обычай. Если кто-то чихает, значит это правда. Казахстан-то да böyle mi? И в Казахстане тоже сейчас. Да, да, у нас тоже есть Казахстан. Ve herkes gözünü açsın. Теперь, пожалуйста, все откройте глаза. Bizim söylediklerimizin hepsi işte doğru olduğunu valla böyle kendini kanıtlıyor. Все, что мы говорим, так оно подтверждает. Поверить. Türkiye'de şu an saat 11. Kazakistan'da saat сейчас herhalde 2. Doğru mu? Evet, 2. Tamam. Evet, Refik Bey, istersen öğle molasını verelim. Tamam. İsterseniz yemek molası verelim. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, şiir otemiz sonsuz. Ah. 2 saatten fazla süredir. Meditasyonumuzu dinlediniz. Hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz.